25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi, Valilik ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen yürüyüş, Valilik binası önünden başladı. Kahramanmaraş'ta kadına yönelik şiddete karşı ve dayanışma günü kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Valiliği ve STK'ların toplandığı bir yürüyüş gerçekleşiyor. Valilik meydanından başladı ve Demokrasi Meydanı'na doğru devam ediyor. Başkan Güngör'ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, İl protokolü ve STK temsilcilerinden oluşan kortej, farkındalık oluşturmak amacıyla Turuncu Atkı ve şemsiyelerle Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Tabii ki kadın cinayetleri de aynı şekilde. Bu konuda tabii ki bakanlıklarımızın, devletimizin önemli çalışmaları var. Gerek aile, gerekse adli boyutuyla ilgili çok güzel çalışmalar var. Ama tabii ki bunların da daha da arttırılması gerekir. Bu konudaki hedefimiz, bakanlığımız da bakanlarımız ifade ettiği gibi sıfır tolerans. İnşallah bunlar farkındalık yaratır. Biz de belediye olarak bu konuda belediye mevzuatından kaynaklanan, üzerimize düşen her türlü şeyi yapıyoruz. Özellikle kadın konuk evleri gibi çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah onları arttırmış olacağız. Atatürk Meydanı'nda programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör şunları söyledi. Bugünün hatırası ve bu konuda hassasiyetin artmasına katkı olsun diye küçük bir jest yaptık. Sadece kadınlarımız için bugün toplu ulaşımı ücretsiz yaptık. Bu duygu ve düşüncelerle 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günümüzün kadına şiddeti ortadan kaldıracak hayırlara vesile olmasını diliyorum. Konuşmanın ardından meydanda açılan standları ziyaret eden protokol, kadınlara çiçek dağıtarak turuncu renkteki balonları gökyüzüne saldı. Programın ardından Aksu Haber açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, farkındalık günlerinin önemli olduğunu söyledi. Kahramanmaraş'a özel turuncu şemsiyelerle kadın yönelik şiddetle ilgili mücadelenin rengi turuncuyla, turuncu şemsiyelerle birlikte ve turuncu maskelerle kadınlarımızın özellikle de erkek katılımının çok olmasını biz arzu ediyorduk ve o da aynı şekilde gerçekleşti. Tabii bu temsil farkındalık günleri önemli. 25 Kasım Birleşmiş Milletler'ce kabul edilmiş bir gün. Bu kapsamda biz Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tüm 81 ilde eş zamanlı etkinlikleri yapıyoruz ama biz de Kahramanmaraş'a yürüye özgü de etkinlikler ve farkındalık faaliyetlerini bir haftadır yürütüyoruz. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise kadına yönelik şiddete karşı çalışmalarımızı kararlılıkla yürütüyoruz dedi. Kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilgili çalışmalarımızı kararlılıkla yürütüyoruz. Dün akşam İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık'ın başkanlığında 81 ilde. İnşallah temennimiz şiddete karşı sıfır tolerans diyoruz. Şiddetsiz bir toplum arzu ediyoruz. İnşallah bu çalışmalarımızla birlikte bütün kurumlarımızla beraber, toplumumuzla beraber bu çalışmaları gerçekleştireceğiz. Çünkü bu çalışma topyekün bir mücadeleyi gerektiriyor. Sadece tek bir kurumun sorumluluğunda olan bir husus değil. Biz bu anlamda da toplumumuzdan böyle bir beklentimiz var. İnşallah hep birlikte başaracağız.